Covid'in en önemli özelliği ölümcüllüğü çok yüksek değildi. Ama gelecekteki salgınlar böyle olmayacak. Gelecekteki salgınlar aynı Covid gibi hızlı yayılan ama bir yandan da ölümcüllükleri de yüksek olacak. Burada en büyük sorun Antarktika'nın erimesi, eski antik virüslerin ortaya çıkması. İnsanlar için çok zehirli virüsler ortaya çıkabilir. Bu ensefalit, kuduz gibi virüsler olabilir. Bir de tabii ki biyoterör tehlikesi devam ediyor. Ve gelecek 10 sene içerisinde bir biyoterör salgısı olacak. Dünyada nüfusun yarısının ölmesine sebep olabilir. Her virüs salgını bizim DNA'mız değiştiriyor. Korona da değiştirdi bizim DNA'mızı. Spermler ve yumurtalar değişiyor mu? Evet. Spermler, yumurtalar değişince gelecekte daha değişik insan soyları oluşabilecek. Yani gelecekte 3 kollu, 4 bacaklı çocuklar olur mu? Olur bu giderse. Salgınlar arka arkaya geliyor. Korona, maymun çiçeği. Yakında başka bir virüs göreceğiz ama yine solunum yoluyla bulaşan. Maymun çiçeği temasla bulaşıyor. Bu çok bulaşıcı bir virüs aynı zamanda. Eşcinsel yol ilişkiyle ilk başlamıştı Almanya'da salgın. Cinsel yola da bulaşıyor. DNA bir CD gibi düşünün. CD nasıl çiziliyorsa DNA da yaşla beraber hasarlanıyor. Ama CD'deki çizik çok kritik bir yere denk gelirse CD artık okumuyor. Bilgisayar ya da CD player. Kanser olmanın %80'i şans ve yaşlanmayla ilişkili. Çünkü DNA çizikleri artıyor. Peki DNA'yı kim çiziyor söyleyeyim mi? Hava, su, yaşam. Bir de kim yapıyor bunu? Virüsler. Koronavirüs kanser riskini kat ve kat arttırıyor. Kemoterapi aldığımızda ilk neresi bozuluyor? Saçlar dökülüyor. Neden? En hızlı yer çoğalan saçlar ve sperm. O zaman çevresel kimyasının en hızlı bozduğu yerler nedir? Hızlı çoğalan hücrelerdir. Neresi orası? Karaciğer, saçlar, deri hücreleri ve sperm dokusudur. Şu anda da çevresel kirlenmenin en çok bozduğu yerler saçlar. İnsanları görüyorsun, kel artık. Bir de en çok canımı sıkan şey ne? Sperm sayılarında bozulması. Sadece sayı değil, DNA'nın da bozulması. Kanser tedavisinde en çok kullanılan şey artık bağışıklığı arttıran ilaçlar oluyor. Yani gelecekte o kusturan, saçları döken ilaçlar bitecek. Çünkü çok bir etkisi hala yok. Şu andaki bütün medikal teknoloji tümörü bile öldürmek için bağışıklığı yeniden canlandırmaya çalışıyor. Çok ilginç bir şey var. Kanser hastalarının kanını alıp normal bir insana verirsen bağışıklığı yok oluyor. Yani kanser hastalarının kanın özelliğini o zaman bağışıklığı bitmiş. Gelecek kesinlikle bağışıklık üzerine kurulu olacak. Bağışıklık ilaçları üzerine kurulu olacak. Yeme bağımlısı oldular. Eğer insanlar fakir yaşasaydı obezite olmazdı, tansiyon olmazdı, kolesterol olmazdı. Obezite cerrahisi para kazandı. Tansiyon arttı. Bu sefer tansiyon ilaçları çok sattı. Başka? Estetik ameliyatlar arttı. Kalp yetmezliği arttı. Böbrek hastalıkları arttı. Alzheimer arttı. Esas da ilaç sektörüne ne yaptı? Bir finans sağladı. Bu çağın hastalıkları, obezite, tansiyon, kolesterol hepsi esasında yeme bağımlılığının ve esasında kapitalizmin bize dayadığı şeylerdir.